Anketleri konuşuyorduk. Anketlerde 1-1,5 puanlık bir fark bile olsa Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğuna dair bugün pek çok anket yayınlandı. Bunu tartışıyoruz. Ne dersiniz efendim? Katılır mısınız? Ben biraz daha Sayın İmamoğlu'nun yukarıda olduğunu düşünüyorum ve aradaki makasın 3 puan 5 puan aralığında bir şey olacağını değerlendiriyorum. Benim elimdeki çalışmalar da o yönde, o yüzden şey. Şimdi Murat Kurum aday olduğunda cebinde 46 puanı vardı. Fakat iki öngöremediği gelişme yaşandı. AK Parti kurmaylarının da öngörmediği. Bunlardan birincisi Yeniden Refah'ın kendi adayını çıkarması. Bu işte son seçimde Yeni Refah'ın oyu %3 civarındaydı. Ama seçimden bu tarafa oy arttırdığını biliyoruz. Genel seçimden bu tarafa. Türkiye genelinde 5-6 puan aralığında olduğu tahmin ediliyor. Bir önceki genel seçim oyu İstanbul'da Türkiye ortalaması kadar olduğu için bu yerel seçimde de Türkiye ortalaması kadar oy alacağını tahmin etmek çok şey makul beklenti olur. Dolayısıyla o Murat Kurum'un cebindeki 45-46'lar zaten 4-5 puan bir anda Yeniden Refah nedeniyle eksilecek. İkinci bir gelişme daha oldu. Bunun üzerinde çok fazla durulmuyor. Ama Zafer Partisi de İstanbul'da bir önceki seçimde Yeniden Refah'a yakın bir oy almıştı. Evet, Zafer Partisi bütün oylarını iktidar blokundan almıyor. Yeniden Refah'tan farkı o. Fakat şimdi biliyorsunuz Cumhur İttifakı adı üzerinde bir ittifak. AK Parti seçmenleri ve MHP seçmenleri büyük ölçüde onların da şeyle bir araya gelmesiyle oluşan bir ittifak bu. Fakat MHP seçmenlerinin bir kısmı Murat Kurum yerine efsane Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu'na bu süreç içerisinde yöneldiler ve araştırmalarda Azmi Karamahmutoğlu'nun da ciddi oranda 3-4 puan aralığında bir oya sahip olduğunu gözlemliyoruz ve bu gelen oyların bir kısmı MHP'den yani son seçimde MHP'ye oy vermiş. Yarın genel seçim olsa yine MHP'ye oy verecek seçmenlerden oluşuyor. Belli ki Sayın Murat Kurum'la duygusal bir bağ kuramadılar bu süreç içerisinde. Öbür tarafta da MHP'yi çok saygı görsel duydukları. anlamında ve Sayın Bahçeli'de şimdi gruplar da yok. Pek ön planda göremiyoruz efendim. Bunun etkisi var mıdır bu söylediğiniz konuyla ilgili olarak? Tabii ki öyle yani şimdi şeyi tabanları konsolide etme görevi aslında yerel adayların sorumluluğunda değil. Bu genel başkanların sorumluluğunda olması gereken, genel merkezlerin sorumluluğunda olması gereken bir şey. Ama genel başkanlar bu anlamda bundan önceki seçimlerle mukayese ettiğimizde bu seçimde o kadar da tabanları birleştirme ve firesiz oy verdirme konusunda çok da etkili olamadılar. Şu ana kadarki gözlemimiz Neden bu. acaba? Benzer İki Yani burada ne nedenden olabilir. düşünebiliriz? Bir, bu kutuplaşma stratejisinin sonuna gelinmiş olabilir. Çünkü bundan önce iki seçimde işte karşı taraf terörist olduğu için bize oy vermelisiniz şeklinde bir argümanla yarışa girildi. Evet bu bir takım seçmenleri konsolide etti ama bu argümanın kullanıldığı her iki seçimde de özellikle AK Parti büyük oranda oy kaybetti. Bunu ilk 2019'da kullandı. Çok kötü bir seçim mağlubiyeti aldı.